Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Elhamdülillahi ala ni'metil İslam, elhamdülillahi ala ni'metil iman, elhamdülillahi ala ni'metil Kur'an, elhamdülillahi'llezî hedânâ li hâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نساء سورة سنديز Surenin 51. ayetindeyiz. Estağfirullah. Billah. Nisa suresi 51. ayet. En son neyini yaptık Nihat abi? Kırık meale geldik. Tefsiri falan okuduk yani, değil mi? Biz okuduk. Nasıl? Yani Uleyke deneyinde kaldık ki o diğer ayette başlıyor, orada kaldınız. Tamam. Hatırladım şimdi. Ayet alalım. Açalım burada. Elem tara. İlellezine utu nasiben minel kitabi. يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا
sebilen. Elem tera? Bakmadın mı? İlellezine al kimselere utu kendilerine verilmiş nasiben bir nasip kendilerine bir nasip verilmiş o kimselere bakmadın mı? Nereden bir nasip verilmiş? Minel kitabi kitaptan kendilerine bir nasip verilmiş o kimselere bakmadın mı? Yu'minuna iman ediyorlar bil cibti cipte ve tağuti ve tağuta ve yekulûne ve diyorlar ki lillezîne keferû yok saymış olanlara ve yok saymış olanlara diyorlar ki haulâi bunlar ehde daha hidayet üzere minellezîne âmenû iman etmiş olanlardan. Ne bakımdan daha hidayet üzere? Sebilen, yol olarak. Yol olarak, istikamet olarak bunlar daha hidayet üzere iman etmiş olanlardan diyorlarmış. İngilizcesine bakalım. Elem tara. Did you not? Did you not see ila allazina to those to those who were given nasiban a share min al-kitabi from the book yu'minuna they are believing they are believing bil jibti with the jibt wa ta'uti and ta'ut wa yaquluna and they are saying لِلَّذِينَ كَفَرُوا to those who denied لِلَّذِينَ كَفَرُوا to those who denied هَؤُلَاءِ these are
ehda, more guided, هؤلاء أهدى من الذين آمنوا. These are more guided than those who believed. من الذين آمنوا سبيلا, by a way. İrabına bakalım şimdi de. Elem tera e? İstifham için. Lem harfu cezm. Tera fi'alun. مضارع مجزوم إلى الذين جار مجرور أوتوا فعل ماض نصيبا مفعول به من الكتاب جار مجرور يؤمنون فعل مضارع بالجبت جار مجرور والطاغوت عطف معطوف ويقولون واستنافا يعطفا يقولون فعل مضارع فاعلهم للذين جار مجرور كفروا فعل ماض فاعلهم هؤلاء مبتدأ أهدى خبر من جار الذين مجرور آمنوا فعل ماض سبيلا تمييز gelelim Nisa suresi 51. ayetin meallerine. Estaizu billah. Nisa suresinin 51. ayeti. Diyanet mealiyle başlayalım. Kendilerine kitaptan bir nasip verilmiş olanları görmüyor musun? Soru muzariye dönüşmüş. Halbuki buradaki soruda elem tara, mazi bir fiil üzerinden görmüyor musun, görmedin mi tarzında bir şey görmüyor musun olmuş. Onlar cipten cipt olduğu gibi alınmış. Genelde Diyanet mealinde bu tür orijinalini alma pek yaygın bir yaklaşım değildi. Böyle orijinalini aldıklarına göre doğrudan bir anlam vermekte demek ki zorlandılar. Onlar cipte ve tağuta inanıyorlar, iman ediyorlar yerine. İnkar edenler için de ayette küfür kavramı var bunun yerine. İnkar edenler için de bunlar iman edenlerden daha doğru yoldadır diyorlar demiş Diyanet meali. Elmalı Hoca'nın mealine bakalım. Bakmaz mısın? Bundan önceki elemtere kalıbına da Elmalı Hoca bakmaz mısın demişti. Bakmaz mısın şu kendilerine?
okuyup yazmaktan biraz nasip verilmiş olanlara, kendilerine okuyup yazmaktan, minel kitabı, kitabı, okuma yazma, kitabe mastarından değerlendirmiş, kendilerine okuyup yazmaktan biraz nasip verilmiş olanlara. Cibtu Davut'a, Elmalı Hoca da aynı şeyi yapmış. Cibt ve Davut'u almış. Ama birleştirmiş. Cibtu Davut. Sanki tek bir şeymiş gibi olmuş burada. Halbuki ayette ayrı ayrı şeyler oldukları anlaşılıyor. Bir kere kalırsan herhalde o şekilde olmuyor. İşte burada vav var ya arada. Cibtu Davut'a inanıyorlar da Allah'ı tanımayanlara, kafirler kavramı yerine Allah'ı tanımayanlar demiş. Halbuki söz müşrikler hakkında söylenmiş bir söz. Öyle anlaşılıyor. Müşrikler Allah'ı tanımaz kimseler değillerdi. Allah'ı tanıyorlardı. Fakat yanı sıra putların aracılık ettiğini Allah'a inandıkları için Cenab-ı Hak onlara kafir diyor. Allah'ı tanımayanlara bunlar müminlerden yolca daha doğru diyorlar. Müminlerden yolca daha doğru diyorlar. Nasıl, Elmalı Hoca'nın meali böyle. Nasıl Hoca'nın mealine bakalım. Görmedin mi? Mazi kalıptan sormuş Diyanet mealinden ayrı olarak. Görmedin mi o kendilerine kitaptan bir nasip verilmiş kimseleri? Hoca kitap diyor. Kitaptan bir nasip verilmiş kimseleri ki Cibt ve Tağut'a iman ediyorlar. Ve kafirler için bunlar müminlerden daha doğru bir yoldadırlar. Deyiveriyorlar demiş Nasuh Hoca mealinde. Çantay Hoca'nın mealine bakalım. Bakmadın mı şu kendilerine kitaptan biraz nasip verilenlere? Kendileri haça, şeytana inanıyorlar. Çantay Hoca cipt için haç, tağut içinde şeytan yorumunda bulunmuş. Haça, şeytana inanıyorlar. Diğer küfredenler için de, diğer küfredenler için de, bu diğer nereden geldi? Ayette diğer diye bir şey yok. Diğer küfredenler için de bunlar iman edenlerden daha doğru bir yoldadır diyorlar. Diğerler de küfür. Yani kendileri onu ayırmak için herhalde diğer deme ihtiyacı duydu. Şu an hocam manayı da ses manayı kaybettiği gibi. Diğer küfür edenler içinde bunlar iman edenlerden. Açı şeytanın diğer küfür edenler içinde. Açı inanıyorlar. Diğerleri için de böyle diyorlar. Biraz mana karışmış gibi. Bulaç Hoca'nın mealine bakalım. Kendilerine kitaptan bir pay verilenleri görmedin mi? Nasip kavramı var halbuki Türkçe'de. Ayette de nasip geçiyor. Aynen kullanılabilirdi. Kitaptan bir pay verilenleri görmedin mi? Onlar tağuta ve cipte inanıyorlar. Ve diğer inkar edenler için, bu diğer kavram burada da var. Ayrıca burada kafirler değil, inkar edenler olarak meale düşmüş. İnkar edenler için bunlar iman edenlerden daha doğru bir yoldadır diyorlar demiş Bulaç Hoca mealinde. Yaşar Hoca'nın mealine bakalım. Görmedin mi şu kendilerine kitaptan bir pay verilmiş olanları? Kitabın kasını büyük yapmış belirli olduğu için. Kendilerine kitaptan bir pay verilmiş olanlar, nasip yerine payı kullanmış. Cipt için Yaşar Hoca put demiş. Puta virgül, tağuta, tağutu olduğu gibi kullanmış. Puta, tağuta inanıyorlar. İman ediyorlar yerine inanıyorlar. Küfre batmışlar için, daha önceleri küfre sapmışlar derdi buna. Şimdi önce bunu batmışlar diye kullanmaya başladı. Küfre batmışlar için bunlar inananlardan yani iman edenlerden daha doğru yoldadır diyorlar demiş Yaşar Hoca mealinde. Ateş Hoca'nın mealine bakalım. Kendilerine kitaptan bir pay verilenleri görmedin mi?
Elem tera'ya görmedin mi kalıbını kullanmış. Daha öncekilerde de o görmedin miydi? Görmedin mi? Çantaya hoca bakmadın mı demişti. Baksana onlar deyip tekrarlamış, parantez için almış. Baksana onlar cipt ve tağuta inanıyorlar. Ve inkar edenler için bunlar inananlardan daha doğru yoldadır diyorlar. Şimdiye kadarki ayetlerin hiçbirinde böyle iki kavram bu kadar çok meallerde ortak bir şekilde orijinaliyle kullanılmamıştı. İlk defa bu cipt ve tağut kavramı mealleri birkaç istisnayı saymazsak meallerin hepsinde orijinaliyle karşılanmış. Muhtemelen meallerde bunlar dipnot olarak yahut sayfa kenarlarında falan açıklanmış olabilir. Cibt ve tağuta inanıyorlar ve inkar edenler için bunlar inananlardan daha doğru yoldadır diyorlar. Ateş Hoca'nın meali de böyle. Suat Hoca'nın mealine bakalım. Suat Hoca, baksana o kendilerine kitaptan bir nasip verilenlere, bakmayı kullanmış. Putlara, kahinlere, şeytanlara, ne kadar batıl varsa hepsine iman ediyorlar. Sanıyorum cipt için hoca put, kahin ve şeytan kavramlarını cipt için kullandı. Tağut için de ne kadar batıl varsa hepsi tanımını getirdi. Bunlara iman ediyorlar. Ve yetmezmiş gibi, ayette açık değil, ve var sadece. Bir de kalkıp kafirler hakkında, onlar Müslümanlardan daha doğru yoldadır. Ayette iman etmiş olanlardan tarifi var. Burada Müslümanlar denmiş. Müslümanlardan daha doğru yoldadır diyorlar demiş Suat Hoca mealinde. Yusuf Ali mealine bakalım. Lest thou not turn thy vision, bakışını çevirmedin mi? To those who were given a portion of the book, kendilerine kitabın bir hissesi, bir payı verilmiş olan o kimselere, nasip yerine portion kullanılmış. They believe in sorcery, genişlemiş burada. Muzari fiil. They believe in sorcery. Onlar kehanete inanırlar. Cipt için kehanet denmiş. And evil ve şeytana inanırlar. Yusuf Ali mealinde cipt sorcery, tağut da evil olarak karşılanmış. And say, onlar derler ki, to the unbelievers, inanmaz kimselere, inançsızlara derler ki, that they are better guided. Onlar daha güzel hidayet olmuş. Daha iyi hidayet olmuş. In the right way, düzgün yolda, right parantez içinde, than the believers. Müminlerdense onlar daha iyi hidayet olmuş derler diyor Yusuf Ali mealinde. Ayette fiil muzari olarak geçiyordu. Bikter mealine bakalım. Has thou not seen those, şunları görmedin mi? And to whom a portion of the scripture, kendilerine kitabın, has been given, kendilerine kitabın bir hissesi, bir payı verilmiş olanları görmedin mi? How they believe in idols, nasıl onlar putlara iman ediyorlar? How ayette açık değil, nasıl kısmı. They believe in idols, onlar putlara and false deities, ve onlar batıl tanrılara iman ederler. Demek ki Pictel'e göre cipt putlar, tağut da false deities, batıl tanrılar. And how they say of those idolaters, ve onlar putperestler hakkında nasıl diyorlar ki, who disbelieve, inanmayan, inansızlık eden putperestler hakkında nasıl derler, nasıl diyorlar? These are more rightly guided,
bunlar daha güzel, daha doğru bir şekilde hidayet olmuşlar. Then those who believe, iman eden şu kimselerden diyor Pikdar mealinde. Son olarak Şakir mealinde, have you not seen those, şu kimseleri görmedin mi? To whom a portion of the book has been given, kendilerine kitabın bir hissesi verilmiş kimseleri. They believe in idols, onlar putlara inanırlar. İngilizce mealler Türkçelerin aksine cipti ve tağutu anlamlandırmışlar. Yusuf Ali kehanet ve kötülük dedi cipt ve tağut için. Pictal, idols and false deities dedi. Putlar ve batıl tanrılar dedi. Şakir de idols and false deities diyor. Putlar ve batıl ilahlar. And say of those who disbelieve, ve inançsızlar hakkında diyorlar ki these are better guided, bunlar daha iyi hidayet olmuş. In the path, istikamet üzere. Than those who believe, iman eden şu kimselerden. Şakir meali de böyleydi. Şimdi meal dosyamıza geçelim. Nisa suresinin 51. ayetindeyiz. Dördüncü sure 51. ayet. Ayeti alayım buradan. Elem tera. Bakmadın mı? Elem tera ilellezine utu nasiben minel kitab. Bakmadın mı kendilerine kitaptan bir nasip verilmiş olanlara? Daha önceki de öyle miydi? Bakmadın mı kendilerini tezkiye edip duranlara? Kendilerine kitaptan nasip verilmiş ifadesi daha önce geçtiydi sanıyorum. Bakmadın mı kitaptan bir nasip verilmiş olanlara? Kendilerine yok. Değil mi? Bakmadın mı kitaptan bir nasip verilmiş olanlara? Kendilerine ayette ayrıca açık değil. Elem tera ilellezine utu nasiben minel kitab. Evet. Utunun içinde gizli. Öyle olsun. Sanıyorum öncesinde de o kendilerine sen kaldırtmıştın. Bakmadın mı kitaptan bir nasip verilmiş olanlara? Bakmadın mı kitaptan bir nasip verilmiş olanlara? Elem tera ilellezine utu nasiben minel kitabi. Yu'minune bil cibti ve tağuti. Onlar cipte ve tağuta, tağut, tağut olmasın, tağuta iman ediyorlar. Yu'minune bil cipti ve tağuti. Onlar cipte ve tağuta iman ediyorlar ve yok saymış olanlara, yok saymış olanlar için diyorlar ki haulâ'i, bunlar iman etmiş olanlardan, iman etmiş olanlardan yolca daha hidayet üzeredirler. Belki üzeredirleri de kullanmayıp daha hidayettedirler gibi de denebilirdi.
Bakmadın mı kitaptan bir nasip verilmiş olanlara? Elem tera ilellezine utu nasiben minel kitabi. Yu'minuna bil cibti ve tağuti. Onlar cipte ve tağuta iman ediyor. Belki bu onları da kaldırabiliriz. Oradaki ünlemi kaldırıp. Bak çünkü şeyle, istifhamla şeyin arası açıldı gibi. Yani cipte ve tağuta iman ediyorlardaki yergiyle bakmadın mı şunlara çok irtibatlı ayette. Belki şöyle demeliyiz. Bakmadın mı kitaptan bir nasip verilmiş olanlara cipte ve tağuta iman ediyorlar deyip ünlemi oraya koysak. He? Değil mi? Ayırdık cümleyi. Ha, onları da kaldırayım. Bakmadın mı kitaptan bir nasip verilmiş olanlara? Cipte ve tağuta iman ediyorlar. Oraya da ünlemi koyalım. Hocam bunlar ehli kitap değiller mi? Yani kendilerine kitaptan bir nasip verilmiş olanlar dediğine göre... Ehli kitaplarsa olanlardan sonra şöyle anlaşılıyor. Cipte ve tağuta iman ederler. Yani sanki başka bir... Oraya devam ediyor virgülle ama... Şimdi ondan kurtardık. Demin daha çok öyleydi. Şimdi şöyle... Bakmadın mı kitaptan bir nasip verilmiş olanlara? Kalkmış cipte ve tağuta iman ediyorlar. Yani o kalkmışı ben besledim. O öyle bir manada. Bakmadın mı kitaptan bir nasip verilmiş olanlara? Cipte ve tağuta iman ediyorlar. Dolayısıyla cipte ve tağuta iman etmeleri onların normal halleri değil, yerilen halleri. Yani umulmadık bir şey yapıyorlar. Bakmadın mı kitaptan bir nasip verilmiş olanlara? Cipte ve tağuta iman ediyorlar. Oradan sonra yok saymış oradan alsak. Yok saymış. Diyorlar ki. Yok saymış olanlar için de diyorlar ki. Diyorlar ki yok saymış olanlar için. Çünkü şimdi metninde öyle. Şimdi şöyle yapayım. Yok saymış olanlar için de. Diyorlar ki. Burada ikinci bir, başka bir suç var yani. Evet, yok saymış olanlar için de diyorlar ki bunlar iman etmiş olanlardan yolca daha hidayettedirler diyelim. Bu üzereyi de kaldıralım. Daha hidayette, daha hidayettedir. Lere de gerek yok herhalde. Bunlar iman etmiş olanlardan yolca daha hidayettedir. Bakmadın mı kitaptan bir nasip verilmiş olanlara? Cipte ve tağuta iman ediyorlar. Geldik bu cipt ve tağut için bir dipnot düşmeye. Ama orada bir daha sıkıntı var ki hocam. Bunlar ehli kitapken bu cümleyi okuyanlar sanki yani sadece cipte ve tağuta iman ediyorlar. Ama Allah'a inan, imanla ilgileri orada pek sezilmiyor yani. İşte zaten problem de o. O yok ki. Yani ellerinde kitap var ama tuttukları yol cipte ve tağuta iman etmek. Halbuki ellerindeki kitap onları Cenab-ı Hakk'a yönlendirmeliydi. Allah'a ibadet etmeli, ona iman etmeliydiler. Yani Türkçedeki şöyle bir şeye benzer belki. Şu üniversite okumuşa bak. İşte şöyle yapıyor deyip aykırı bir şey söylüyorsunuz. Hiç talim terbiyeden geçmemiş birinin yapacağı. Burada da böyle bir şey var. Dolayısıyla yergi var yani. Şimdi cipt için ne diyelim? Hocam Hristiyan ve Yahudiler olan da inanıyorlardı. Cenab-ı Hak burada kendine inanmalarını artık şey yapıyor, yok sayıyor. Cipt ve tağuta inanmaları sanki Allah'a inanmalarını şey yapıyor. Yani sorsan kendilerine yine Allah'a iman ediyorlar ama akşama gidip kahinden, Cenab-ı Hak kabul etmiyor demek ki. Kahinden bilgi sorunca fiiliyata bakacaksın. Normalde Allah'a iman ediyorum diyor. Dolayısıyla her şeyin Cenab-ı Hakk'ın elinde olduğunu seslendirmiş oluyor. Onun kudreti dışına hiçbir şeyin çıkmayacağını, her şeyi onun yönlendirdiğini iddia etmiş oluyor. Ama akşamına gidip kahinden yarınki olayların bilgisini almaya kalktığında pratikte demek istiyor ki hayır, Cenab-ı Hakk'ın bilgisi aşırılabilir. Cenab-ı Hakk'ın dışında da işler çevrilebilir. Buradan alacağım bilgiyle gayba uzanabilirim. Yarınki durumumu düzeltebilirim veya şöyle böyle. Dolayısıyla esas imanı, güveni nereye yaslamış? Kahine yaslanmış.
Allah'a iman ettiğini söylüyor ama bütün sağladığı yararların putlar üzerinden olduğuna inanıyor diyelim. Burada ben put olduğunu, yani buna belki dipnotta put falan diyeceğiz ama ben bunun put olmaktan ziyade kehanetvari, biraz büyüyle, sihirle ilişkili konulara taalluk ettiğini düşünüyorum cipte. Başka yerde geçiyor mu hocam? Sanıyorum Kur'an-ı Kerim'de başka yerde geçmiyor herhalde, bakalım. Put olarak çünkü Sanem geçiyor Kur'an'da. Tabii putun kendi esas şeyi var, Sanem olarak geçiyor. Cipt. Başka bir kelimeyle de benzetti herhalde. Ucibu, felyeste cibu. Evet. Orada cüzur. Ama orada icabetle farklı değil mi? Orada evet seçtiriyor da. Evet, şimdi doğru seçtim. Tek yerde var. O da bizim okuduğumuz ayette. Ona bakmışken. Peki tağuta da bakayım. Çok aşırı sayıda değildir o da. O kadar, evet. Bu da tuğyan fiiliyle benzeşti. La ikraha fiddin kad tebeyyena rüştü minel gay. Dinde ikrah yoktur. Rüştü gaydan, yani hidayet yolu, sapkınlık yolundan apayrı olmuştur, belirlenmiştir. Esasında قَدْ تَبَيَّنَا الرُّشْدُ مِنَ الْغَيْءِ ifadesi de bize Cenab-ı Hakk'ın hakikat ile batılı insanlar nezdinde beyan ettiğinin ifadesi bu. قَدْ تَبَيَّنَا الرُّشْدُ مِنَ الْغَيْءِ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَّاغُوتِ Dolayısıyla... Tabi'nin işinden sonra mı ortaya çıkan bir şey sonuçtur? Ben bunu sınavın başından beri var olan bir... Yani sizin genelde teziniz olduğunu biliyorsunuz. Yani sınavın başından beri. Ama burada kitabın inmesiyle birlikte tek... Ayet-i Kürsü'den sonraki ayet. Tekrarlanan bir şey olur yani. Kur'an nüzul edince bir kez daha yenilenmiş olduğu için de Cenab-ı Hak söyler. Yani Cenab-ı Hak her kuluna bunu beyan eder mi mutlaka? Ayet Kur'an öyle söylüyor. Senurihim ayet sınıyorsa ama Cenab-ı Hak. Ama bu galbe lekafiddi şeyden sonradır. Yani Kur'an inişinden sonra artık her şey ortaya çıktı. Bundan sonra tercih kişinin gibi. Yani öyle anlamak zorunlu. Öyle anlamış yani. Öyle anlamak zorunlu değil. Çünkü mazi bir kalıptır bu. Rüşt gaydan tebeyin etmiştir dediği, bu illa Kur'an'la başlayan bir şey diye düşünmek gerekmez. Hazreti Adem'de de bu olay, yani ilk insanla birlikte olmuş olsa da yine mazisi, onu da kaldırır. Daha yeni oldu, Kur'an'la birlikte olduğu gibi bir kayıt yok ki burada. قَدْ تَبَيَّنَا رُشْتُ مِنَ الْغَيْءِ Rüşt gaydan ayrılmıştır. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَّاغُوتِ Yahut Kur'an'la birlikte tekrarlandığı için de Cenab-ı Hak bunu söyleyebilir. Muhataplar nezdinde. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَّاغُوتِ Dolayısıyla kim tağutu inkar ederse, yok sayarsa, bizim emrolunduğumuz şey bu işte. Geçenlerde bir yerde aklıma getirmeye çalıştım, gelmedi. Hadis dersindeydi herhalde. Biz de tağutun kafirleriyiz mesela. Kafir hiç olmadık değil. Tağuttan yana kafiriz. Yani onun hakikati olmadığı inancındayız. Gerçekliği olmadığı inancındayız. Sadece sözel, dillerde dolaşan, batıl bir şey olmaktan öte gitmediğini iddia ediyoruz. Dolayısıyla tağutun müminleri açısından biz onun münkiriyiz. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَّاغُوتِ Dolayısıyla tağutu kim yok sayarsa وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ ve Allah'a iman ederse, Allah'a sığınırsa, ona güvenirse fakat istemseke bil arvatil vufka. Dolayısıyla bu ayette görüldüğü gibi yakfur ve yu'min nasıl karşıtlarsa, bunların mefulleri de tağut ve Cenab-ı Hak da birbirlerinin alternatifi, karşıtı olarak duruyor. Tağutu yok sayanlar, Allah'a iman edenler yahut Allah'ı yok sayıp tağuta iman edenler, bir de bir grup daha var. Allah'ı var sayıp kabul edip yanı sıra tağuta da iman edenler.
Şimdiki konumuzun zaten o kitabı... Bizim konumuzdaki kendilerine kitap verilmiş olanlar Allah'a yok sayan kimseler değil ama yanı sıra tağutu devreye alan kimseler. Ona da iman ediyorlar. Dolayısıyla Cenab-ı Hak kendisine olan imanı artık zikretmiyor da. Çünkü esas imanları tağuta yönelik onların. Aslında bu la ilahe illallah'ın da tam karşılığı değil mi hocam? Tağutu inkar, la ilahe diyorsunuz. La ile tağutu inkar ediyorsunuz. İnkar ediyorsan illallah'ta. İllallah ile. Dolayısıyla tağut dediğimiz şey ilahlık rolünü oynamaya kalkışmış olan kimse. Yani Cenab-ı Hakk'ın buyruklarına alternatif buyruklar ile Allah'ın kulları üzerinde ilahlık taslayan, onlara helal haram tayin eden, kendisini ilah, kendisini insan üstü takdim eden bir alternatif tanrı rolüne bürünmüş herhangi bir kimse, herhangi bir şahıs, herhangi bir sistem, herhangi bir şey. Ama ilahlık rolüne üstlenmiş olmuş. Bunu oynamaya kalkışmış olması kaydıyla. O endat kişinin edindiği bir şey. Kişinin Cenab-ı Hakk'a karşılık sevgiyle bağlandığı ayrı bir şey. O hiç ilahlık rolü oynamasa da kişi onu öyle düşünebilir. Bir binası vardır mesela. Onu endat edinmiştir Allah'tan ayrı. Ona öyle sevgi bağıyla bağlıdır ki adeta tanrısı gibidir. Tağut dediğimiz kendisi şahsi bir şahs kişiliği var ve müminleri Allah'tan saptırmaya, kendisine kendi yoluna çağıran aktif bir şeyden, şahsiyetten söz ediyoruz. Hocam bir de onlar için bir özelliği Allah-u Teala söylüyor. Pratik hayatta da o. Onları görmezden geldiğimiz, yok saydığımız anda kuduruyorlar. Yani onlar yokmuş gibi davranıp da Allah'a imad edersek ve onları önemsemezsek kahroluyorlar. Çatır çatır çatlıyorlar. Evet. Burada da Allah-u Teala ona imkan veriyor yani. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَاغُوتِ Dolayısıyla tağutu kim yok sayarsa, bu ayette geçiyor. وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ Ve Allah'a iman ederse, فَقَدْ اِسْتَمْسَكَ بِالْعَرْوَةِ الْوُثْقَى Sapasağlam bir kulpa tutunmuş olur. لَنْ فِسَامَ لَهَا وَاللّٰهُ سَمِيُونَ عَلِيمٌ Bakara suresi 256. Yine Bakara'da var. اللّٰهُ وَلِيُّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا Allah'tır müminlerin sahibi, dostu, yakını, yukhricuhum min adh-dhulumati ila nur, onları karanlıklardan aydınlığa çıkarıyor. Vellezine kafaru, yok saymış olanlara gelince, onların evliyauhumut tağut, onların yakınları, onların dostları tağuttur. Dikkat ederseniz tağutu çoğul olarak kullandı. Tek bir kişi olarak değil, evliyauhum, onların evliyaları. Dolayısıyla tağut diye dediğimiz tek bir kişi değil. Allah rolünü, Allah'ın bazı şeylerini kendi üzerine çekmeye çalışan, Allah'ın bazı sıfatlarını oynamaya çalışan, sahip olduğu vehmini veren pek çok kimse olabilir. Bunların hepsi ayrı ayrı tağut olur demek ki. Çünkü evliyâuhum, bak yukarıda Allah'la ilgili veli, tekil ama tağuta sıra gelince çoğu kullanılmış. Evliyâhumut tağut. Onların evliyaları tağuttur. Dolayısıyla fiiller de artık çoğul geldi. Yukhricûnehum. Onları çıkarıyorlar. Nuri ile dulüme. Nurdan yani aydınlıktan karanlıklara. Ulaike ashabun nârhum fîhâ hâlidun. Bu da Bakara suresi 257. Akûlu kavli hâdâ ve estağfirullâhel azîme lî ve lekum ve lisâirin mu'minîn. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته